Sümerlilerde şehrin merkezinde tapınak var ama hmm. burası sadece dini bir mekan olarak düşünülmüyor. Hiçbir kadına bir evet. dua ettirtmeyeceksin. Sanık bir Mayıs böceği. Yani burada hukuktaki açığı bulmak. Kesin. Her... Ha. Adem nerede? Adam UBS. Latince söyleyeyim, hava mı olsa. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Yine sevgili Koray'la, Koray şerbetçi ile birlikteyiz. Artık alıştınız tabii ki biz konu ve konukları tarihten alıyoruz. Bu arada çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Koray'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Açeli. teşekkür ederim. güzel mi? Gayet güzel. Güzel değil evet, mi? Teşekkür olsun. ederim. Çok <laughs> Neden biliyor musun? Çünkü 18 yaş artı bile olabilir bu değil mi? Onu da söyleyelim başta. Aa evet, bugün soracağım sorular ve anlatacağım konu biraz şiddet içeriyor. Onun böyle hemen hmm. e, uyarısını yapalım. Alişan buraya bir logo koyarsın, değil mi? Teşekkür ederim Alişan. E bugün mahkemeleri konuşacağız. Ben hep çok merak ediyordum. Evet. E, mahkemeler tarihte nasıldı? E, mahkemenin kökü nedir? Ama ilginç mahkemeler. İlginç mahkemeler. Bugün yani tarihte hmm. ortaya konan e, tuhaf mahkeme kararları... Hmm. Ve neden bunlar ortaya çıktı? Çünkü hani insanoğlu suç, e, kanunları e, delip geçme ve bunun sonunda mahkeme var. Bazıları yok artık canım bu kadar da olmaz. Bu ne tuhaf karar denecek mahkeme kararları var. Mesela? Sana onu anlatmak hadi istiyorum. Hadi mesela. Ama ilk olarak şundan bahsedeyim Bahsedelim. Mi? Mesela ben e, bu işe baktığım zaman e, aklıma şu gelmiş. Ya insanoğlu acaba ilk mahkemesi ne zaman yaptı? ...çok ilginç bir şey çıktı... ...yine Sümerleri iyi çocuklardır... ...çok severim Sümerleri ...çünkü evet... ...böyle benim gibi kafaları kazınmış... Öyle mi? Ee, ...özellikle mi kazıyorlar bir ara bildiği istedim... ...özellikle Aa. çünkü... ...Yani Irak bölgesinde... ...oranın Sıcak. bataklıklarını hmm. kurutmuşlar... ...yoksa muhtemelen o günün hijyen koşullarında... ...bitlenirdi hmm. kafaları... ...o yüzden böyle saçları kazınmış... ...ama medeniyeti kurmuş harika insanlar... İlk mahkeme kaydı... ...zaten yazı ilk onlar bulduğu için... ...orada... Ama öyle bir mahkeme var ki, hani böyle bugün televizyon açtığımız zaman gündüz kuşağı var ya. <laughs> yanında solda sıfır. Tam Gerçekten. ilk gündüz kuşağı'nı Sümerlerde görüyoruz. O kadar değildir ya. O kadar. Gerçekten. O ben anlatayım istersen. o Anlat kadar. bakalım. Şimdi bir gün şöyle bir olay oluyor. Sümerlerde şehrin merkezinde tapınak var ama hmm. burası sadece dini bir mekan olarak düşünmeyin. Banka, okul, ambar falan yani bir devlet dairesi gibi. Orada bir görevli var. Adı e, Lu İnanma. Lu inanla. Lu inanla. Üç tane adam, biz e, tablette yazanı söylüyorum. Hı -hı. Üç tane adam, birinin mesleğini bilmiyoruz, biri kasap, biri berber. Artık aralarında ne geçtiyse Lu inanmayı öldürüyorlar. Hı -hı. Buraya kadar normal. Yani normal değil de yani öldürmeleri, hadi anlaşılır. Tuhaf olanı bu üç tane katil zanlısı, Lu inanlanın eşini, karısı, Nin Dada'ya... Gidip diyorlar ki senin kocanı öldürdük bir yere gömdük haberin olsun. Allah Allah ne tabii. istiyorlar kadından ya? Ki böyle bir eziyet var mı ya? Gündüz, ama bak şimdi burası daha e, önemli. Yani gündüz kuşağında hmm. diyoruz Allah Allah bunlar ne yapıyorlar ya? Çıldırmışlar. Hmm. Kadın yeri göğü inletip... Kas Kast da değil diyorsun. Ha, <laughs> değil tabii ki. Çok net yani öyle. Kast icat etti mi sümerler bilmiyorum ama. Kadın yeri göğü inletip hemen güvenlik güçlerine haber vereceğine... Susuyor. Hı, susuyor. Hiçbir şey demiyor. Kocasını öldürmüşler, gömmüşler. Sessiz. E bir şekil bir şekil ceset ortaya çıkıyor. Hemen soruşturma vesaire. Güvenlik güçleri o günde soruşturma var. Bu üç tane katil zanlısını yakalıyorlar. Hemen Nippur Mahkemesi'ne böyle bir konsey. Bunlar sevk ediliyor. Şimdi mahkemeden şöyle bir karar çıkıyor. İtiraf ettiriyorlar tabii suçlarını. Bu tarihin ilk mahkeme kayıt, Bildiğimiz ilk mahkeme kaydı diyorlar ki bu üçü idam cezası. Tamam, onu anladık. Sonra diyorlar ki eşini de idam edeceğiz. Aa, tabii. Diyorlar ki çünkü bildi sakladı. İki tane jüri diyor ki olur mu canım kadının ne suçu var diyor. Olmaz diyorlar. Bir daha konsey görüşüyor. Bakıyorlar, ediyorlar sonra diyorlar ki yok ya. Peki niye sustun kadın diyorlar? Söyle bakalım. Hı hı aslında Lu İnanla'nın eşine çok büyük eziyet ettiğini, eve uğramadığını, aç bıraktığını, belki şiddet uyguladığını, çok büyük eziyet ettiğini, kadın aman yakamdan düşsün, hani Allah'ından bulsun, tanrılardan bulsun. Hiçbir kadına ee, dua ettirtmeyeceksin. Dediği anlaşılıyor. O zaman jüri diyor ki, yok kararımızdan vazgeçtik, kadın haklıymış diyorlar. Hmm. Bu üç adam idam edilsin. Bu kadın da serbest, kalsın. Bu bildiğimiz ilk mahkeme örneği. Ama enteresan yanı ne biliyor musun? Büyük Sümerolog Samuel Noah Kramer 4000 sene sonra. Hocam bir daha alabilir miyim? Çok Samuel güzelsin. Samuel Noah Kramer, Sümerolojinin babası. Bir dakika, söyleyelim mi? Samuel Alişan, Samuel Noah Noah Kramer. Kram. Tam Türkçeye çevireyim mi? Ha. Samuel yani İsmail Nuh Kramer. <laughs> Samuel Noah Kramer işte. <laughs> evet. evet. Bunu Amerika'da Evet, Amerika'da 4000 sene sonra Amerika'da e, bu olayın tablette geçtiğini söylemeden yazıyor diyor ki sizden bir isteğim var. Bir hukuk fakültesine e, Amerika'da gösteriyor bunu bir dekana veriyor diyor ki, bunu inceleyin siz olsaydınız ne karar verirdiniz hmm. ne çıkıyor biliyor musunuz dört milyon sene sonra aynı karar. Aa. Ben de o zaman şunu soruyorum. Peki o zaman ne değişti bu insanlıkta? Ne? Sümer mahkemesinin verdiği kararla 20. yüzyılda Amerikan mahkemesinin verdiği karar aslında aynı çıkıyor. Hmm. Bu bildiğimiz ilk mahkeme. Yani tabi. o zaman insani olarak evet. değil mi? yani Hani dürtsellik evet, üzerine evet, aslında. Evet, evet, evet. E, vakalar üzerinden değil de dürtüler üzerinden bir karar hukukun gibi mi? Hukukun evrenselliği mi? ortaya ya, çıkıyor. Hukuku Hukuk, ne? Hukuk, ne? Evet, evet. hukukun evrenselliği. Daha doğru bu tabii. tabi. Ama çok enteresan mahkemeler Mesela? var. Mesela? Mesela Zürih'te bir mahkeme salonunu düşünelim. Böyle e, mübaşır diyor ki sanık içeri gelsin. Tabi böyle psikopos oturmuş, psikoposlar yani Zürih. Tarihte mi yine bu? Tabi tabi, Mahkemesi. Zürih Mahkemesi. Yani bütün e, aslında kanunların ilk çıkışı. Tabi 14. yüzyıl, 1300'lü evet. yıllar yanılmıyorsam böyle tabi, psikopos oturmuş, yanında yargıçlar falan böyle bir başlıyor. Diyor ki sanık gelsin, avukat e, yerini alıyor, savcı var, avukat ama sanık yok. Şimdi sanık gelecek falan, birdenbire sanık içeri getiriyorlar ama sanık bir kutunun içinde. Aa. Abi böyle getiriyor, koyuyor avukatın yanına. Sanık bir mayıs böceği. Aa ciddi ciddi böyle tutanaklar falan. Hani kendi savunmamacaksın, avukat tutulmuş. Mayıs böceği aslında aynı hani ayıptır söylemesi, bizim halk arasında tabirle bok böceği. Evet. Ha. Ee, niye? Çünkü ürünlere çok zarar verdikleri için. Herhangi bir mayıs böceğini tutmuşlar. çiftçiler demiş ki ya bıktık bu mayıs böceklerinden ürünlerimiz mahvoluyor. Yok edelim mi tabii, etmeyelim mi? E, şikayet şikayetince Zürih yargılamaya karar vermiş. Herhangi bir mayıs böceğini tutmuşlar. Bir ciddi mahkeme hakimler falan filan getiriyor. Avukat savunuyor diyor ki işte müvekkilimin doğası bundan ibarettir falan. E, bunu yapmak zorunda. Ciddi ciddi tabii tutanak tutuluyor falan zanlıktaki atıkları. Bunun kayıtları var. En son dava Hakim diyor ki sanığın küçüklüğüne <gülüyor> küçük, <gülüyor> küçük... ciddi ciddi küçük bir hayvan olmasından dolayı beraatine karar veriyorum. Bir daha yapma ama falan diyorlar. <laughs> Şöyle dedim alıp <laughs> Zarar verebilir diye yani hani o da olabilir değil mi? Gerçek bu ciddi hmm. yani ciddi ciddi kayıt görülmüş. Değişik bir mahkemeymiş. Çok değişik bir mahkeme. E, tabii biz mahkeme deyince aslında beni en çok titreten mahkeme engizisyon. Böyle evet Engizisyon dediği zaman tüylerin insanın... Katranlar döneminden bu bahsediyorsun bile, değil mi? bile tabii diken diken olur. Jandark e, Tabi tam tabii. o döneme tabii, denk Jandar, gelir ya. Değil mi? Kadınlar, ya. Yani o dönemde yaşamış katranlar büyük bir ve tüyler üzerinde kadın kahramandır Canda. Onu da engizisyon yargılamıştır. Evet. Jandark gayipten sesler duyuyor ee, ki artı bunu başka bir gün konuş. Cadıları, konuş, cadıları, cadıları yani, konuşalım. Cadıları konuşalım. mı bak? Cadılar cadıları kadıları. konuşalım. Neden evet. hep e, kadınlar cadı olarak algılanıyor? Bunu e, anlatayım. Ya ah şurama böyle bir dokundun, tabii, tabii, tabii. bir dokundun. Neden bir biz cadı olarak... Ona uzun uzun anlatayım. Bir bölüm istiyorum tamam, buna, tamam. cadılar bölümü. Şimdi Engizisyon, De Masado kurucularına göre bu Engizisyon'u insanlar kurmadı, Tanrı gökte kurmuş. Hazreti Adem ve Hazreti Havva ilk Engizisyon'da yargılanan kişi diye söylüyor Katolik Kilisesi. Hani ağaca dokunmayın dediği için Tanrı, onlar da dokunduğu için... Katolik öğretisine göre e, Hazreti Adem böyle cennetteki ağaçların arasında saklanıyor. Adem nerede? Adam ubiyes. Latince söyleyeyim hava mı olsun? He. Adem neredesin demiş e, Tevrat'a göre. Bu ilk mahkeme çağrısı. Ha. Ve Adem'in e, insan bedeninde dünyaya sürgün edilmesi de onların e, Engisyon'ların giydiği gömleğe ediyor. Sarı yıkanmayan bir gömlektir. Hmm. Ama Engisyon deyince bizim aklımıza şu geliyor. Engisyon ihbar üzerine yürür. Hı. Şimdi sen buradasın yemek falan böyle yapıyorsun programlarda Hı. falan. Ben diyorum ki bu Açelya çok gizli şeyler yapıyor. ...böyle onu ona katıyor falan enteresan tarihler yapıyor. Hemen gidip e, Engizisyon'a diyorum ki bir de ha. çok şen şakrak. Niye bu kadar şen şakrak? Oyuncu olduğumdan bir araya girebilir miyim? Evet. İşte, zencefil kullanıyor. Buradaki Tabii. kokuyla acaba e, acaba şu gruba bir şey mi iletiyor? Kesinlikle. Zencefili göstererek. Enteresan olan ne biliyor musun? İhbar üzerine görüyor. O yüzden Allah Allah. geliyor böyle kutsal Engizisyon buraya geliyor senin bulunduğun şehre. İşte piskoposun şeyini yerleşiyor ve aslında baştan cezan belli. Yani bir kere Engisyona düştün mü kurtulma şansı yok. Zencefil bahane. Zencefil bahane. Seni burada e, suçunu itiraf ettirmek. Önce seni bir odaya alıyorlar böyle. Seni derken hani olay biraz daha hissedilmesi açısından söylüyorum. İşkence aletlerini gösteriyorlar. Orada korkup ya itiraf edeceksin. Veyahut da itiraf etmezsen işkenceye yatırıyorlar seni. Oh. Yani korkunç, böyle eller bacaklardan gerilme, ağzına huni koyup su doldurma, Maalesef. işte böyle parmakları tırnakları çekme falan filan. Ee, bu noktada hele vücudunda siil varsa yandın. Niye? Çünkü eğer cadıysan. Dengisyonu düştüysen şeytana hizmet edenlerin vücudu hissizleşir. E, de böyle batırıyorlar iğneler. O hissetmiyorsun ya bak bir sürü siili var kesinlikle <laughs> vücut hissizleşmeye başlamış diye. E, eğer itiraf edersen e, önce şu eğer itiraf etmezsen yakılıyorsun. Hmm. Böyle direğe bağlıyorlar katranlarla falan yakılıyorsun. İtiraf edersen e, biraz sırpalıyorlar şeytan çıkarma egzorsiz yapıyorlar. Sonra bu ara öldürüyor. Hatta Almanya'da ne yapıyorlar biliyor musun ee, cadıları anlamak için? Sağ elini sol ayağına, sol elini sağ ayağına bağlayıp nehre atıyorlar. Eğer kurtulursa Cadı. cadısın yakıyorlar. Kurtulamazsan Tanrı günahlarını affetsin masummuş demek ki. <laughs> Allah'ım <laughs> evet. ya Rabbim. Neyse cadılığı bir gün anlatacağız. Bu da evet. bir mahkeme, engizisyon mahkemesi. Bu mahkeme. Bir de şey var. E, Efendim orta çağ çok karanlıktı. Keşke aydınlanma çağında böyle şeyler yaşanmazdı. Dik halası yaşanıyor. Fransız devrim mahkemelerini hele düşmeye göre, siz. Valla mı? Foucault Tenville var orada. Mahkeme savcısı. Orada kanıt gerekmiyor. Şöyle diyorlar. E, savcı diyor ki... Açelya kralcı gibi geliyor bana. Yani böyle bir kral. Hissediyor. İstikamlar... Evet. Jüriye dönüyor diyor ki... Vicdani kanaatiniz oluştu mu? Kanıtım yok ama diyeyim. Oluştu kralcı gibi. Çok aristokrat taburları var zaten. Sabah giyotindesin. Aa! Buna kim gitmiş biliyor musun? Modern kimyanın kurucusu Lavoisier. Lavoisier evet. krallık döneminde vergi memuruymuş, mahkemeye düşmüş. E diyor ki ne yapayım krallık dönemiydi, vergi memuruydum şimdi ben kimyacıyım bilim adamıyım ya. Yok sen krala hizmet ettin diyorlar cezası idam. Bak Lavoisier diyor ki ya tamam anladım parodi gibi bir mahkeme hmm. kurtulamayacak. Diyor ki çok önemli bir deney üzerinde çalışıyorum bilim adamı ya bana iki gün mühlet verin. Yanama'da iki tane asker dikin. Deneyi bitireyim, raporunu yazarayım, bilim alemine sunayım... sonra yine idam edin. İdam işimi yapayım yani. Tabii giyotin de şey unutmadan çok demokratik e, bir idam şeyi böyle küt diye düştüğü için. Hayır diyorlar. Kiç bizim diyorlar ihtilalin bilim adamlarına ihtiyacı yok. Ama adam bilim adamı ya. Lagrange. Ee, Söyleyemiyorum. Işte Lagrange. La e, ee, arkadaşı matematikçi diyor ki bir deney yapalım bunlar benim kafamı kesecek. Acaba diyor kafa kesildikten sonra diyor hala his var mı? Sepete düştüğümde sana göz kırparsan anla bunu diyor. Ay canım <laughs> benim. Hani böyle bir bilime adamak gibi. Tabii tabii bazen şey, gidiyor mi? kafa gidecek bazen diyor onu bir deneyini yapalım diyor. Sonra sen yazarsın demek ki hala bana göz kırptı falan diyor. Göz kırpmış. Kırpmış, kırpmış mı? Kırpmış tabii ki. Aa. Böyle enteresan şey. Daha enteresan anlatayım mı? Anlat sana? hadi. Roma'lılar dönemi yer Suriye. Hmm. Suriye'nin valisi General Piso ve deli bir adam. Bir gün Piso bir karar imza alıyor. iki tane asker hava değişimi için köyüne gidecek. Roma askeri iki tane. Tamam diyorlar. Bunun ikisi aynı ya da yakın köyden çıkıyorlar, gidiyorlar işte. 10 on gün 15 on gün sonra bu iki askerden biri çıka geliyor. Tabi yüzbaşı rapor veriyor diyor ki iki izne giden askerden birisi geldi. General Piso diyor ki öteki neredeymiş arkadaşı. Ne? soruyorlar öteki nerede Vallahi bilmiyorum diyor biz işte beraber gittik sonra yollarımız ayrıldı geri döndük. Kesin bu bunu öldürmüştür diyor. Aa, Tabi, yargılı tahmin. Bir idam edin diyor. E, alvarıyor yakarıyor diyor ki komutanım yok öyle bir şey yani yok yok diyor. Burun boyun yüzbaşı diyor sabaha infaz et diyor. O dönem o yüzden az insan varmış. Tabii tabii. Zaten ortalama yaş 28-30. 30, yaşında öldüğü zaman çok yaşadı falan diyorlar. Değil bakıyor. mi? Tabii. Sabah tam idam edilecekken arkadaşı çıka geliyor. Aa. Tabii. Askerler tabii aynı bölükteki askerler. Onu görünce... Durduruyorlar yüz, idamı. Yüzbaşı idamı durduruyorduk dur yapmayın. Bak askerler de diğerini görünce hani arkadaşların ikisi de kurdu. Bir alkış kıyamet kopuyor. Üyetin iniyor aşağı deme bana. Yok. Duruyor yüzbaşı ha. hakkaniyet var. Hani ben vardı. şey gibi düşündüm. Güyotin niye aşağıya eller alkışa gidiyor. O dönem diyorum. daha güyotin yok. O ha. Fransız devrimi. Pardon. Ee, general diyor ki ne oluyor bu şamata da neyin nesi? Diyorlar ki o iki asker var ya ölmemiş ya o geri döndü. Ha. Diyor ki... Siz alkışlayarak benimle kafa mı buluyorsunuz? Benim kararımla mı kafa buluyorsunuz? yüzbaşı diyor ki peki sen? Sen mi neden durdurdun? Üçünü birden idam edin diyor. Aa. <laughs> yani aslında biraz yani şimdi şey bu aslında nasıl söyleyeyim e, otoriteyi kurmak adına hı hı hı. ve korkutarak yönetmek adına hı hı. yapılan hamleler bu bir mahkeme sonucu olamaz yani mahkemenin içeriği değil bu. şöyle e, tabu bu bir mahkeme içeriği olamaz yani değil orada mi? Orada genel olduğu için evet, yargılama evet. yetkisine sahip. Yani evet. Asker hem de vali o bireysel yargılıyor. Hayır yani mahkeme kurulmasının ha, içeriği bu olmamalı. Bu olmamalı yani hani. o şey yapıyor. Korkuyla yönetmenin bir biçimi yani. Ama şey de var. 1498. Savanarola diye Dominiken bir rahip var. Bu böyle papalıkla arası iyi değil. Papa emir veriyor yakalayın heretik hmm. bu diyor. Tam böyle askerler kuşatıyorlar onun kaldığı yeri. Tam böyle kapılar kırılacak, içeri girip savunmayı e, böyle derdest edip getirecekler. Bir rüzgar esiyor, Yukarıdaki çan çalmaya başlıyor. Çan çaldı, savunurlu uyanıyordu ki ne alaka bu çan çaldı? Böyle bir sesler falan duyunca da arka kapıdan kaçıyor. Hmm. Adamı elinden kaçırdılar. Hmm. Bu sefer sanık sandalyesinde kim var? Kim var? Çan. Tabi. Çan'ı yargılıyorlar. Yine evet. böyle mahkemeler falan. Tankı duymuştun da Çan'ı Bu da işte. Falan. Çan'a muhbirlik yaptığı gerekçesiyle ceza veriyorlar. Eşeklerin, Kaç yıl alıyor? Eşek 11 yıl ceza alıyor. Hmm. Eşek ama hem sadece de ceza almıyor. Eşeklerin arkasına bağlanıp şehirde sürüklüyorlar. Bir tane adam da kırbaçlıyor Çan'ı. Çan'ı. Tabii. 11 yıl başka bir kulede sürgün cezası var. Ondan sonra San Marco'ya geri geliyor. Şimdi hala Floransa'da şeyde müzede. Allah Allah. Peki e, şeyi e, Osmanlı'da var mı? İnternet Osmanlı'da Baron de Tot anlatıyor. Yani bunu Baron de Tot'un kaynaklarından gördüm. Osmanlı'da hukuk konusunda çok hakkaniyetli hmm. bir tuhaf yani iki tane tuhaf. Biri çok iyi, biri çok tuhaf anlatacağım. Baron de Tot anılarında şöyle anlatıyor. Bir tane çocuk, babası zengin ama çok da cimri. Hı. Hmm. Çocuk da böyle nerede akşam orada sabah. Kandili nerede üflediği belli değil. Babasından para istiyor. Babası diyor ki hadi öte hayırsız. Sana artık yedirdiğim paralar e, burama geldi diyor. Sana para yok. Bu, uğursuz, hayırsız bir evlat. Hmm. Arkadaşlarıyla anlaşıyor. Babasını öldürüyor. Çünkü tek çocuk, erkek ah. çocuk annelerde yok. Mirası buna kalacak. Ah. E tabi cinayet oluyor ama cinayeti saklayamıyor. Soruşturma vesaire çocuğunu öldürdüğü anlaşılıyor. Kadının huzuruna gidiliyor Kadı Efendi'nin. Kadı Efendi e, tabii ki e, cinayetin karşılığı Osmanlı'da idam. Nasıl idam ediliyor? İdam. Kellesi Kelle, Kelle kesiliyor. Tabii. Fakat şimdi burada şeytanlığa bak. O e, çocuğun hayırsız çocuğun hayırsız arkadaşlarından birisi Kadı Efendi geliyor diyor ki Kadı Efendi bak şimdi sen bunu idam ettireceksin. E, tabii idam ettireceğim sonuç ortada diyor. İdam ettirirsen diyor e bunun geride kalan mirasçısı da yok. Bu adam da zengin. Bütün para devlete kalacak diyor. Yani devlet mirasçı yok. E diyor. Bak diyor gel bu işi halledelim. Nasıl halledelim? Konuşuyorlar. Şöyle halloluyor. Çocuğun arkadaşlarından birisi geliyor diyor ki, yok yok ben öldürdüm diyor aslında. Şimdi, Osmanlı hukukuna göre şöyledir. O zaman Biri... çocuk beraat ediyor. Çünkü ben öldürdüm diye, DNA falan da yok. Suçu kabul ettiği için suç Kafası arkadaşı. Kafasını veriyor yani, kellesini suç. veriyor. Ama vermiyor. Osmanlı hukukunda şöyle bir şey vardır. E şimdi babanın tek kalan mirasçısı o çocuk. Kan bedeli diye bir şey vardır. Yakını, maktulün yakını isterse kısas isteyebilir. Hayır, babamı öldürdü, o da öldürür. İsterse de kan bedeli öder. Hmm. Kan bedeli versin diyor. Hmm. Tamam diyor. Bunun üzerine kan bedeliyle çocuk kurtuluyor. Dolayısıyla miras çocuğa kalıyor. Yarısı Kadı Efendi'ye, yarısı, yarısı kendine. Aa. Bu kötü bir örnek koyduk. Çok kötü bir örnek. İyi bir örnek. Yani var. burada hukuktaki açığı bulmak. Kesinlikle. Her... Ama bir de şöyle bir örnek var. İstanbul'un ilk belediye başkanı ve ilk yargıcı Kadı Hızır Çelebi. Kadı Hızır Çelebi bir mahkeme celbi gönderiyor. Mahkeme salonunda. Ee, şikayetçi iki eli bilekten kesilmiş bir Rum mimar. Hmm. Sanık sandalyesinde kim var? Hani sanık sandalyesi diyorum da ayakta duruyor. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet. Aa. Fatih cami yapılırken... direkler konusundaki bir emri uygulanmadığı için Fatih Sultan Mehmet öfkeleniyor... ve Rum mimarın iki elinin kesilmesini hmm. söylüyor ve iki eli kesiliyor. Rum mimar da doğruca Kadı Efendi'ye gidiyor. Diyor ki benim suçum yoktu, padişahtan şikayetçiyim. Hemen padişaha celp gönderiliyor. Ve padişah mahkeme salonuna çağırıyor. Ayakta bekliyor. Hmm. Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyorum. Ve sonuçta Rum mimarın haklı olduğuna hükmediyor Kadı Hızır hmm. Çelebi. Kısasa kısas elleri kesilecek Fatih Sultan Mehmet diyor. Bakın bu gerçek bir olaydır. Rum mimar duydukları karşısında şaşırıyor. Gerçekten mi diyor? E evet diyor. Çünkü burada haklı olan sensin diyor. Ama istersen diyet alabilirsin diyor. Rum mimar diyor ki. Kesinlikle bu işin buraya gideceğini bilmiyordum. Diyet istiyorum o zaman diyor. Hmm. Fatih Sultan Mehmet ona ve ailesine kadar e, ölünceye kadar maaş bağlıyor, artı büyük de bir tazminat ödüyor hmm. ve çıktıktan sonra kadıya diyor ki eğer bana ahaliden biri gibi muamele yapmasaydın hançerini gösteriyor. Seni burada paralardım. Kadı hızır çelebi de Çok topuzunu gösteriyor diyor. ki Eğer sen de padişahım diye burada durmasaydın ben de aynısını sana yapardım diyor. Aa. Bakın ahaliden birisine padişah kafasına göre mahkeme hükmü olmadan ha vezire verir, vezire şöyle der kaldırın paşayı der gider. Ama bir kayıkçı, bir hamal, bir esnaftan birisi ise o yüzden e, on mahkeme kararı olmadan padişah kılına dokunamaz Osmanlı hukuku budur. Ay çok güzel bir yani hani gerçekten statüler ya yani mahkemeler olsun bir Hı -hı. ömür olsun çünkü insanlar karar veremiyorlar yani illa burada ölüm bir şey olması gerektir bir karar mekanizmasıdır ya mahkeme hani bir sağlamadır aslında hayat sağlamasıdır. Dolayısıyla bu çok kıymetli ama keşke ölümsüz, cinayetsiz, evet ya da para pul ticari mahkemeler olabilse, hani orada adaleti sağlayabilmek. Ama evet, insan canı olunca tabii ki insanın o mahkemede bile çok canı acıyor. Ama çok güzel bir örnek bu yani hani hukukun aslında bir statü değil, evet. insanı tanıması, Dur. insan haklarını Kesinlikle. tanıması çok kıymetli bir şey. Peki bir şey çok kısaca bir şey sorayım. Gündüz kuşağı mı tarih mi daha enteresan? <laughs> ben ona cevap vermeyeyim ama Peki, e, şunu şu hakkımı kullanabilirim <laughs> tamam. cevap vermeyip e, bence insana insana iyi geleni insan seyretmeli Kesinlikle. insan e, öğreneceğini seyretmeli bir kere iki kere elbette e, ben hayata kötüden örnek olmaz. Kötü bilinir ama örnek alınmaz diye bakıyorum. İnsan fazla baktığı şeyden biraz örnek alıyor gibi de geliyor. Evet. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İyi çok ki varsın Koray. Sağ Bugün mahkemeyi kurduk yani. Evet kesinlikle. Efendim YouTube'a abone oluyoruz. E, beğeniyorsunuz. Beğenmiyorsanız da yazıyorsunuz. Neler yapmamızı istiyorsanız lütfen oraya not alın. Biz bu işi çok severek ve çok ciddi olarak yapıyoruz. Çünkü siz buna değersiniz. E, takipte kalın, bizle kalın. Hoşçakalın.